Merhaba arkadaşlar, ün al yapım olarak yeni bir oyun tanıtım ile karşınızdayız. Oyunun adı Sonic Last Word. Hemen oyunumuza girelim. Oldukça değişik bildiğimiz Sonic oyunları gibi ama daha çok böyle harekete ve temasal görselliğe önem verilmiş ve birçok yerden fırlamalık yapabiliyorsunuz, öyle diyeyim size. Yani birçok Sonic fırlama hareketlerini görebilirsiniz. Öncelikle bir videosunu izleyin. If you insist. Whoa, that's harsh! You'll have to swing back around for it. Predictable. He must really love those things. Bilmedikleri bir dünyaya doğru düşüyorlar zaten burada. Whoa, what's that in the clouds? That must be the lost hex. Cool. Less looking, more landing. All right, I can land this, but it's gonna be bumpy. Oyunda çok yönlülük var. Atıyorum bir yol üzerinde ilerleyemiyorsunuz. Yani birden fazla yol seçeneği var ve bunların hepsini ayrıntılı bir biçimde kullanabilirsiniz. Bildiğiniz yön tuşlarıyla hareketleri sağlayabiliyorsunuz. Sonun zıplama hareketi space tuşu, yani boşluk tuşuyla oluyor. X tuşuyla yere eğiliyorsunuz ve yuvarlanma hareketini direkt yapabiliyorsunuz hani önemli bölgelerde. CTRL tuşuyla da, yani kontrol tuşuyla da otomatikman hızlanma hareketini yapıyorsunuz. Kontrol tuşunu elinizde basit tutarken bu hareketi yapar. Çektik, bir daha bastığınız anda hareketin devamlılığını sağlar. Ama bir kere durduktan sonra, yani sürekli elinizde hani çok bırakmanız gerekiyor. Bir daha size farklı bir seçenek sunuyor çünkü. Mesela şu şekilde sağ solu yaparak hani farklılıklar kapabiliyorsunuz. Oyunu oldukça temasal olarak görüntüsü de güzel zaten. İç boşluğu zaten diyemiyorum yani. Eski oyunların nedense kalitesi iyi oluyor yani iç boşluğu anlamında. Çok yönlü harita sistemi kullanılıyor. Buradan ilerleyelim. Mesela onlar uzaktı. Hatırlayacak. Bazı yerleri var, çok antik kurtuk yerleri var. Onları da artık kendiniz bir şekilde halledeceksiniz. Bu ilerleyen bölümleri böyleyse, ilginç olsun şeylerde, bölümlerde inceniz hızlı oluyor. Allah'ım öldüm de sen. Allah'tan şunlarda da kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Hiç olsa bunları görmüş oldunuz. Bazı şeyleri var ki saçma hataları yapabiliyorsunuz bazen. Ya direkt gidip şeyin üzerine atlayabilirim mesela. En çok sizi yıpratacak o küçük dikenlerdi. Şimdi buraya geldikten sonra iki kere zıplayıp üzerine bastığınız anda oyun bitecektir ve tabii ki cücül tarzı şeyleri Twitter'ı yaptık diyeyim, ne diyeyim. Birçok farklı şey var. Onları kurtarabiliyorsunuz. Bu şekilde oyunumuz oldukça güzel. Bildiğiniz Sonic'in normal oyunu. İleriki bölümlerde ayrıyetten diğer karakterleri de kullanabiliyorsunuz. Örneğin bir sonraki bölümde hani bu tarz farklılıklar bizlere yansıtıyor. YouTube kanalımızdan sayfamıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Oyunumuzu gerçekten öneriyoruz. Hani Sonic sevenlerin tabii ki bir ayrı bir fenomenliği var. Onlara da umarım hani baştan bir tanıtıcı video olmuştur bizim için. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik görüşmek üzere.